Özcan, al şu tıraş makinesini, saçlarımı kes bakayım. Üstleri uzun bırak, yanları üçe vur. Radi abi, kafayı yemiş olabilir misin acaba? Neden? Üstleri de kısaltalım mı diyorsun? Senin kafa gitti diyorum. Günde 7 kere saçımı kestiği geliyorsun Radi abi. Neden bu kadar taktın, ben anlamadım ki. Bilmiyorum Özcan. Kendimi iyi hissetmiyorum. Can sıkıntısı kafaya vurdu. Sanki içimden bir ses bana sürekli saçını kes, saçını kes diye telkinde bulunuyor. Berber Kamil geceleri rüyama giriyor. Bazen makas sesleriyle uyanıyorum. Muzlu berber şampuanının kokusu burnuma geliyor. Dayanamıyorum artık. Al şu makineyi, saçlarımı kes, yoksa ben kendime kıyarım. Yapma Radi abi. Bu işin şakası olmaz. Elinden bir kaza çıkacak. Çıkarsa çıksın Özcan. Bu şekilde yaşamak istemiyorum ben. Böyle yaşamaktansa vururum kendimi. Üçe vururum daha iyi. Abi sakin ol. Sakın bir delilik yapma. Şimdi o makineyi yavaşça yere bırak. Yaklaşma Özcan. Hadi abi. Yaklaşma dedim sana. Postacı mı da yoksa? Bizim maskeler mi geldi acaba? Radi Bey. Evet. Bakanlıktan geliyorum. Sizinle görüşeceğimiz bir konu var. Milli Eğitim Bakanlığı mı? Acil bir durum söz konusu. Bizimle geliyorsunuz. Hayırdır? Daha fazla bilgi veremem. Devlet sırrı. Anladım. O zaman bana 5 dakika verin. Bir sakal tıraş olup geliyorum. Hoş geldiniz Radi Bey. Hoş bulduk. Sizi buraya EBA adını verdiğimiz projeyle ilgili çağırdık. Bu uzaktan eğitim şeysi. Bildiğiniz gibi başımızdaki bu musibetten ötürü eğitim üretime ara vermek durumunda kaldık. Derslere artık televizyondan devam ediyoruz. Ders müfredatını televizyona adapte ettik. Öğretmenlerimiz yeni sisteme ayak uydurmak için ellerinden geleni yapıyor. Fakat bir sorunumuz var. Nedir sorun? Öğrencilerin dikkati dağılıyor Radi Bey. Yaptığımız araştırmalara göre öğrencilerin %49'u dersin ortasında Instagram'a dalıyor. %21'i cep telefonundan YouTube'a düşüp Pinti Panda'nın Mountain Blade yayınlarına kilitlenirken %10'a yakın bir kesimi çaktırmadan kanal değiştirip Survivor'a bakıyor. Bu korkunç bir oran. Anlıyorum. Demek ki eğitmenlerin reytingi düşük. Eğer böyle giderse bu sene vereceğimiz mezunların çoğunluğu ya Instagram Twitch fenomeni olacak ya da Survivor'a katılıp 2 lahmacun için penaltı çekişecek. Tehlikenin farkında mısınız? Benden ne istiyorsunuz? Siz emekli bir eğitimci olmanın yanı sıra aynı zamanda bir yayıncısınız Radi Bey. Ne yapıp edip öğrencilerin dikkatini derslere toplamamız lazım. Bunu başarabilir misiniz? Bu zor bir görev. Fakat ben de zoru severim. Öncelikle tam yetki istiyorum. Tam yetki derken? Tam yetki. Astığım astık, kestiğim kestik, sınırsız çay, sınırsız çekirdek. Sonralıkla EBA sistemine çıkacak öğretmenleri kendim seçeceğim. Bütün akademik kadroyu bizzat kendim belirleyip onlarla etkileyici bir tanıtım filmi çekeceğim. Bana bu imkanları sağlarsanız EBA'yı reytinglerde 1 numaraya taşırız. Karar sizin. Pekala. Talepleriniz yerine gelecek. Evet, Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler arasındaki başa baş mücadele sonunda bu hafta eleme konseyinde. Alo. Acun, selamünaleyküm Radi ben. Hemen bir şekilde atla gel, burada sana ihtiyacımız var. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? He, şimdi bu salgın malgın derken iş bir anda büyüdü ya. Önce okullar geçici tatil oldu. Sonra 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi. Sonra okullar komple kapandı. Eğitim sistemi televizyona falan geçti ya. Ne diyorsun lan? La oğlum, hatta en son 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi de. Sonra çalışanlar çıkabilir dendi. Bir şeyler oldu. Senin haberin yok mu? Lan biz burada topla şişe vurmaca oynuyoruz. Ne salgını? Kimse bana bir şey söylemedi. Aa, ya kusura bakma, seni biz unuttuk Dominik'te.
Neyse şimdi uzun hikaye. Sen bir yolunu bul gel de. Sonra anlatırım. Hemen geliyorum. Öğrenciler, müjde! EBA yenilendi. Eğitim bilgi ağı anlamına gelen EBA sistemi bundan sonra HEBA olacak. Yani herkes eğlenirken bilgi alsın sistemi. İşte yeni eğitim kadromuz. Ben Acun Ilıcalı. Şu dünyada gezmediğim yer kalmadı. Bundan sonra HEBA ekranlarında sizlerle coğrafya işleyeceğiz. İstanbul'dan Rio'ya, Dominik'ten Panama'ya birlikte karış karış gezeceğiz. Ben İlber Ortaylı. HEBA ekranlarında tarih dersleriyle karşınızdayım. Açın izleyin, cahil kalmayın. Ben Müge Anlı. En karmaşık denklemleri birlikte çözeceğiz. Bundan sonra hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Ben Benfero. Türkçe dersleri bende bro. Konusunda uzman eğitmenlerimize yenileri eklenecek. HEBA ile eğitim öğretim zevkli hale gelecek. Siz de HEBA'yı takip edin, eğitimden mahrum kalmayın. HEBA, herkes eğlenirken bilgi alsın sistemi. Evet, 3-2-1 kayıttayız. Evet sevgili öğrenciler, Arjantin'de dağlar denize dik uzanır. Bu yüzden kışları soğuk, yazları ise sıcak ve nemlidir. Dominik'te ise... Kestik. Ne oldu? Arjantin, Dominik nereden çıktı Acun? Dersimiz milli coğrafya. Olsun. Genel kültür olsun çocuklara. La oğlum ne yapacaklar genel kültürü? Edirne'den öteye kaç kişi gidiyor bu memlekette? Sen Ege'yi anlat. Dağlar nasıl? Akdeniz'de ne yetişiyor? Karadeniz'de ne var ne yok? Beylikdüzü'nde iklim nasıl? Sen bunları anlat. Bu dersleri acaba yarışma konseptinde mi yapsak? Nasıl yani? Her hafta en düşük not alan öğrencileri potaya sokalım. Haftanın en çok SMS alan öğrencisi potadaki öğrencilerden birisini koruma altına alsın. Koruma altına alınamayan öğrenciyi de SMS oylamasıyla sınıfta bırakalım. Hayvan gibi izlenir. He yok böyle daha iyi. Kırım Savaşı 4 Ekim 1853, 30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piemonte Sardinya'nın Osmanlı tarafında savaşa dahil olmasıyla... La, alo! Çocuklar gitti. Televizyonun karşısında ostura uyuyor çocuklar şu an İlber Hocam. Bu şekil olmaz. Rating meyting yerlerde şu an. Erkan Petekkaya'nın son iki dizisi bile bundan daha fazla rating kalmıştı. Böyle devam edemeyiz. Biraz daha canlı, dinamik, gözünü seveyim. Rusya'nın o dönemde İstanbul'da görevli ateşesi Alexander Manchikov isteklerinin reddedilmesi üzerine 19 Mayıs 1853'te böyle nasıl? Çok daha iyi. Ruslar Osmanlı'yı yıkmak istiyor dönemde. Osmanlı çünkü hasta adam. Bunlar da yamyam gibi başında bekliyorlar. Oh be! Alexander Manchikov var. İstanbul'da büyükelçi. Bu geliyor şartlarını söylüyor. Bizimkiler tabi reddedince Ruslar savaş ilan etmeden dalıyorlar bize. Ki bu büyük şerefsizlik bakın. Civilization'da yapsan affetmezler. Cut, lana, rock, hello, cut, lana, rock, fro, zero, fero, hero, bro, şak, kadanak. Şimdi bu cümlede özne kim? Fero, özne. Ne yapıyor Fero? Katlanıyor. Yüklem. Nasıl katlanıyor? Şak kadanak katlanıyor. Zarf cümleci. Neden katlanıyor? Biladeri için, zincirleri için, kardeşleri ve abileri için. Bak yine zarf cümleci. Mükemmel. Budur. Abi böyle oluyor mu sence? Harika oluyor Özcan. Göreceksin. HEBA'nın izlenmesi, EBA'nın izlenmesinin en az 2 katı olacak. Olacak da çocuklar bir şey öğrenecek mi bundan? Öğrenecek tabii oğlum. Adam gayet akılda kalıcı şekilde anlatıyor işte. Kim katlanıyor? Fero. Nereden katlanıyor? From zero. Dolaylı tümleç. Ben Fero, ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz. Eyvallah bro. Evet, sıradaki gelsin. Ali parasının 2/3'iyle yumurta, 1/4'iyle bulgur, kalanının yarısıyla da gofret alıyor. Ali'nin geriye 25 lira parası kaldığına göre Ali'nin kaç parası vardı? Evet, Ali Bey şu an telefon attığımızda. Ali Bey beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum şu anda. Ali Bey, olay nasıl oldu? Siz saat kaç gibi markete gittiniz? Şimdi Müge Hanım, ben saat 3 sularında markete girdim. O sırada Muhittin içeri aydı, marketteydi. Bu çıkardı 22,5 lira, para üstü verdi bana.
Yalan konuşuyor Müge Hanım. Yalan konuşmuyorum, sen yalan konuşuyorsun. Ali Bey, sizin markette ne işiniz vardı? Kayınvalidemin siparişleri vardı Müge Hanım, onları aldım. Lan sus adi şerefsiz. Sen bana demedin mi Fatmagillere pilav yapacağım diye? Abi müdahale mi etsek? Dur la, en heyecanlı yerindeyiz. Ratingler tamam şu an. Doğru konuş lan benimle. Sen benimle doğru konuş. Bir dakika şimdi sakin olalım. Sen markette miydin değil miydin kardeşim? Değildim. Nereden biliyorsun peki pilav yapacağını? Heh, çok iyi yakaladınız Müge Hanım. Bana Muhittin abi söyledi. Muhittin abi kim? Bizim patron. Dükkanda o duruyordu. Kaç yaşında bu Muhittin? 67. 65 yaş üzeri sokağa çıkamıyor. Heh, şimdi sıçtın. Evet memur arkadaşlar, alalım beyefendiyi. Ama... Sonuçlar inanılmaz Radi Bey. Heba'ya ilgi çok yüksek. Ratinglerde Çukur'u bile geride bırakarak birinci olmuşuz. Bu bir rekor. Önemli değil sayın yetkili. Biz sadece görevimizi yaptık. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Sadece içten bir teşekkür ve bir tepsi baklavaya fitiz. Bu milletin geleceği olan gençler... Yalnız ufak bir sıkıntı var. Sıkıntı mı? İzleyicilerin yaş ortalaması 45. Çocuklar değil, anaları babaları izlemiş. Müge Anlı yerine Enes Batur mu koysaydık la?